Futbol merhabalar. Beşiktaş'ın bugün içinde resmiyet kazanan stoper transferi Victor Ruiz'i değerlendireceğiz. Ben bu oyuncuyu izlemek, tanımak amaçlı birkaç tane maçını izledim. 4-5 ve aynı zamanda oyuncunun hatalarını, oyun kurmalarını ve ön plana çıkan uzun pasları gibi Beşiktaş'a gelmeden önce zaten değerlendirilen bazı noktalarına dikkat etmeye çalıştım. Pasör olarak baskı altında iki ayağıyla da çok rahat pas verebilen bir oyuncu olduğunu belirtmek lazım. Oyuncunun bu alanda ön plana çıkan özelliği bu. Ancak şunu da bence değerlendirmekte fayda var. Oyuncunun e, Villarreal'de paslarını alan oyuncular baktığınız zaman Cazorla'sı, Iborra'sı, işte e, Cáceres gibi e, yetenekli oyuncular. Bunlar pas almaya ve pas için açılmaya çok çaba harcayan oyuncular. Yani Beşiktaş'ta bu ortam bulabilir mi Ruiz? Buna biraz dikkat edilmesi lazım. Ama oyuncuların hataları arasında açık ara en az rastladığım şey pas hatasıydı. Bunu söyleyebilirim. 18-19'da La Liga'da en az 1500 dakika forma giymiş stoperler arasında 90 dakika başına en fazla ileri pas yapan ve bunlarda da en fazla başarıya ulaşan oyunculardan bir tanesi. Bu konuda ligin elit güruhunda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak benim görebildiğim kadarıyla pasları ya yatay ya da dikey tercih ediyor. Çok diagonal pas da tercih etmiyor. Hani bu uzun pasların ne kadarı oyunu rahatlatmak için, ne kadarı e, takımı karşı alana taşımak için diye düşündüğünüz zaman çoğunlukla baskı altında uzun oynayarak takımın yarı alana, karşı yaralarına e, yerleşmesini sağlayan uzun paslar tercih ediyor. Bu bakımdan Türkiye'de mutlaka kıymetli olacaktır bence. Çünkü Beşiktaş'ta bunu şu anda yapabilen bir oyuncu yok. E, oyuncunun diğer ön plana çıkan özelliklerinden bence mentalleri biraz saymak lazım. Hem çevre kontrolü, hem konsantrasyonu, hem arkadaşlarıyla temas içinde kalması... Bu özellikleri gerçekten çok iyi. E, maçlar içinde sürekli çevresini kontrol ettiğini ve arkadaşlarıyla e, uyum içinde olduğunu görüyorsunuz. Ya da uyum içinde kalmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bence bunlar önemli özellikler. E, oyuncunun savunmasını ise en etkileyen en negatif etkileyen özelliği çok ağır olması. Oldukça ağır bir oyuncu. E, ağırlığından ötürü bazen hamlesiz kalmayı tercih ettiği gibi e, hani hava toplarına çıkamaması, sıçrayamaması, hücumcusuna uzak kalması gibi e, pek çok eksiğini görebiliyorsunuz. İzlediğim ee, izlediğim maçlarda takımının yediği gollerin neredeyse tamamında ya Ruiz'in doğrudan hatası vardı ya da takımın hep beraber yapmakta olduğu bir hataya yani Ruiz bir olumlu bir katkı yapamıyordu. Ee, gol yediren hata yapma özelliği var bu oyuncunun ya yani buna dikkat edilmesi lazım bence. Ee, çünkü pozisyon bilgisi ve mental özellikleri ne kadar iyi olursa olsun bazen yetişemiyor. Yani dönemiyor, yetersiz kalıyor fizik fizikinden dolayı. Bu bir savunmacı için bence büyük handikap. Türkiye'de bu handikaplar daha da ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Abdullah Avcı mutlaka ayağı temiz bir sol stoper istiyordu. Ruiz bu tanıma uyuyor. Ancak mesela da olmayan çok önemli eksikleri var. Hani Abdullah Avcı geçmişinde sol stoper olarak e, Epruiano'ya referans alacaksak ve bu eksiklerin en önemlileri bana kalırsa hava topları ve e, savunmacılık yani tackle başarısı. Epruiano bu alanda ligin en iyilerinden bir tanesiydi. Ruiz'den bunları bekleyemeyiz. E, bir de oyuncunun Maliyet boyutu var. Açıklanan rakamlar şöyle ki, 3.5 milyonluk bir bonservis, 1.8 milyon Euro'da bir yıllık ücreti olacağı söyleniyor oyuncunun. E, Kapoloji.com'a göre Victor Reism Villarreal'den aldığı yıllık ücret 945 bin Euro'ydu. Yani Beşiktaş bu oyuncuya bugüne kadar aldığı maaşın iki katını verecek. E, elimize gelen bilgi bu. Marcelo'nun 17-18 döneminden ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın 6. stoper denemesi olacak. Bu mevkide 6. oyuncuyu denemiş olacak ve Fikret Orman döneminde 17. stoper olacak. Ee, maliyeti ve yetenek kümesini bir araya koyduğumuz zaman bana biraz riskli bir transfer gibi geldi. Ee, Abdullah Avcı'nın aradığı bütün cevapları Victor Ruiz'in verebileceğini çok tahmin etmiyorum. Ancak Beşiktaş'ın savunmasında şu anda çok bariz bir pasörlük eksiği var. Oraya mutlaka e, ilaç olacaktır Victor Ruiz.